Teşekkür ederim. Yemekler bir harikaydı Emel Hanım. Elinize sağlık. Çok teşekkür ederim efendim. Aslı nasıl? Okul nasıl gidiyor bakalım? Çok iyi, çok mutlu. Henüz daha bir hafta oldu ama çok memnun. Size nasıl teşekkür edeceğiz bilmiyoruz Nihat Bey. Valla bana teşekkür etmenin en iyi yolu onun okuldan mezun olması. Yani diplomasını bir alsın da. İnşallah o günleri de göreceğiz. Ha bu arada Emel Hanım, yani Aslı şöyle okulu bir yoluna falan soksun. Ondan sonra eğer isterse tabii yani part time olarak bizim şirketlerden birinde çalışmaya başlayabilir. Aslı aynı zamanda çalışmayı da çok seviyor, öyle değil mi? Evet, çok sever. Okullar açılmadan önce Aslı çalışmaya başladı aslında. Bir arkadaşı pastane açtı, oraya gidip geliyor. Vallahi bravo yani bu kıza. Yani ne yalan söyleyeyim, eğer ben bunu bilseydim bizim Sinan'ın pastasını onlara yaptırırdık. Yani başka biri para kazanacağına düşün, Aslı para kazanırdı, öyle değil mi? Ay yok artık Nihat, daha neler. Ya, Emel yanlış anlama yani. Çünkü düğün pastası dediğin profesyonellik gerektiren bir şey. O açıdan söylüyorum yani. Ama Selda'cığım onlar da zaten bir dükkan açtıklarına göre pastanede mutlaka profesyonelce yapıyorlar bu işi, değil mi? Estağfurullah efendim. Zaten kısmet olmayacakmış. İzninizle. Selda niye böyle davranıyorsun? Ay kötü bir şey söylemiyorum ki Nihat. Yani doğruyu söylüyorum ben. Gerçekten düğün pastası demek profesyonellik isteyen bir şey diyorum yani. Artık çoluk çocuğun yaptığı pastayla yani. Her dediğimde batsın sana Nihat. Babam da demez mi? Pastanede çalıştığını bilseydim Sinanların düğün pastasının siparişini Aslı'ya verirdim diye. Vallahi senin dolaylı olarak da olsa Çağla için pasta yaptığını düşünemiyorum. Yoksa sırf kafasına geçirmek için yapmak ister miydin aşkım? Ha ha ha, çok komik Burak. Bence ben sana özel bir pasta yapayım. O pastayı da kafandan aşağı atayım. Ha, ödeşelim diyorsun yani. Olur. Ben senin elinden zehir bile olsa yerim. Bu arada o pastayı sen bana atmadın Burak'cığım. Benim elimden fırladı, kafama düştü. Nasıl unuturum? O gün hayatımın aşkıyla karşılaştım. Ha, bu arada baban iyi ki benden böyle bir şey istemedi. O kadar ince bir düşünceyi reddetmek zorunda kalırdım. Bu arada bedavadan Çağla'ya tasarımımı vermek bana yetti. Ona başka bir kıyak abi daha... Aşkım, annem sesleniyor. Kapatmam lazım. Aşkım, ne yapıyorsun? İyiyim canım, hazırlanıyordum. Çıkacağım şimdi. Tamam, birlikte çıkalım. Ben seni pastaneye bırakayım. Oradan da zaten amcamın yanına geçeceğim. Damadı büyük günü hazırlıyoruz. Sen çok hazırlanma ama. Kıskanç sevgilim benim. Sen sanki hiç kıskanç değilsin. Ya tamam, tamam. O zaman ben çıkıyorum. Her zamanki yerde buluşuyoruz, tamam mı? Tamam canım, ben de çıkıyorum. Görüşürüz. Elçin'cim, ben çıkıyorum. Geliyorum oraya canım. Tamam, artık orada görüşürüz. Bay bay. Halil. Çıkalım biz. Tabii Selda Hanım. Oğlum, ben Elçin'e yardımcı olmak için gidiyorum şimdi, nikah yardımı için. Tamamdır anne. Siz de geç kalmayın, tamam mı canım? Tamam anne, görüşürüz. Hadi canım.
takıyı unutmuşum. Hadi geri dönelim. Peki Selda'nın. Aa! Durdur arabayı Halil. Ay inanmıyorum. O kızın, Burak'ın arabasının işi ne? Efendim anne. O kızın senin arabanda işi ne oğlum? Aslı'dan mı bahsediyorsun? Ay evet. Evden çıkarken karşılaştık. Gideceği yer yolumun üzerindeydi. Ay Burak inanamıyorum ben sana. Yani sen Aşçı'nın kızına şoförlük mü yapıyorsun oğlum? Yakışıyor mu sana? Yani gerçekten inanamıyorum sana. İnanamıyorum. Anne abartma. Bak Burak, bana doğruyu söyle. O kızla aranda bir şey var mı? Eğer varsa, bak eğer varsa bir dakika tutmam onları anne kız evde bil. Anne, kapatıyorum. Bu konuyu sonra konuşuruz. Ben sana söyledim Burak. Annem beni hiçbir zaman kabul etmeyecek. Boşuna uğraşma. Olacak şey değil yani. Olacak şey değil. Benim oğlum gitmiş. Aşçının kızına şoförlük yapıyor. Tabii bu kadarla kalsa iyi yani. Ama yok ben buna göz yumamam. Artık bugünden itibaren bu evden gidiyorlar. Bu kadar. Buraya kadar. Bak her geçen gün aleyhimize işliyor. Çoktan konuşmalıydık. Sen ne dersen de ben ailemle konuşacağım Aslı. Amcamın nikahı biter bitmez bu akşam. Artık ben de çok yoruldum. Ne olacaksa olsun. Hem en kötü ne olabilir ki ya? Bizi birbirimizden zorla ayıracak değiller ya. Sizi bu evden gönderemezler. Sizi gönderirlerse ben de durmam bu evde. Durmayıp ne yapacaksın? Size gelirim. İçki üyesi olarak. Kabul etmez misiniz beni? Hem annen iyi bir kadın. Bence acır benim halime. Tabii tabii. Ya bir de ilişkimizi öğrendiğinde bir gör onu sen. Ya annem iyidir hoştur ama tersi fenadır. Ya olmadı kaçarız ya ne yapalım? Gelmez misin benimle? Ben seninle dünyanın öbür ucuna bile gelirim. Baba, nasıl hissediyorsun? Çok heyecanlıyım Volkan. Yeni bir hayat adım atıyorsun. Büyük gün, normaldir. Doğru. Amca. Burak, hoş geldin oğlum. Kuzen, geç kaldın. Anca kuzen, özel hazırlandım. Maşallah. Amca. Yani gerçekten olduğundan daha genç duruyorsun ha. Ya abartıyorsun Burak ya. Tamam ben de fena sayılmam ama. Baba harbiden bize taş çıkartırsın. Evet amca. Ya sen bekar olduğun için bu kadar genç duruyorsun acaba? Belki birkaç yıl sonra yaşlanırsın. Ya iyice maskara ettiniz ha. Oğlum sizi de göreceğiz merak etmeyin. İnşallah amcacığım. O günleri de görürüz. İnşallah mı? Ya sen bunun şakasını bile yaptırmazdın. Hayrola Burak. Yani hepimiz bir gün evleneceğiz. Her bekar bunu tadacak. Bak sen. Hadi hayırlısı. Ne yaptınız canım? Şimdi geldik. Sunum için hazırlık yapacağız. Kolay gelsin canım. Seni merak ettiğim için aradım. İşim biter bitmez bana haber ver. Olur mu? Tamam aşkım merak etme. Görüşürüz. Burak, çok yakışıklı olmuşsun. Bugün sorun istemiyorum Çağla. Artık selam da mı veremeyeceğiz birbirimize? Yani her seferinde başıma bir iş açtığını düşünürse bence vermesek daha iyi olur. Efendim, Gani'cim. Benden ne kadar nefret ettiğimi bilmesine rağmen bana nispet yapar gibi bir de onunla konuş. Düğüne çağırmadı herhalde değil mi? Eğer öyle bir şey yaptıysa kimseyi dinlemem. İkisine de gerekeni yaparım Volkan. Tamam sen sakin ol. Ben hallederim.
Tamam, geldiğinde ara. Görüşürüz. Çağla, sen ne yaptın zannediyorsun? Ne yapıyormuşum? Gani'yi düğüne çağırmadın herhalde, değil mi? İstediğim arkadaşımı düğüne çağırabilirim herhalde, değil mi? Çağla. Tamam, peki. Usta duracağına söz verdi. Onu hemen ara, buraya gelmesin. Bak Burak çok sinirli. Olacaklardan ben sorumlu değilim. Artık çok geç. Gelme diyemem. Yine aklından neler geçiyor bilmiyorum ama bunun sonunda sen zararlı çıkacaksın. Sen öylesin. Şey harika olmuş. Tam istediğim gibi. Gel. Selda teyzeciğim, Aslı'yı tanıyorsunuz herhalde değil mi? Evet. Aslı, Volkan'ın kız arkadaşı. Volkan'ın kız arkadaşı mı? Evet. Aa, şaşırdım. Ne zaman oldu bu? Volkan uzun zaman gizemli sevgilisini hepimizden saklamayı başardı. Fakat biz de yeni tanıştık zaten. Aslı aynı zamanda sizin aşçınızın da kızı. Öyle değil mi? Öyle. Volkan'ı size gidip gelirken tavladı herhalde. Volkan'cığım biraz sen anlatsana. Nasıl tanıştınız mesela? Çağla, yeter. Sevgilim.
lütfen sakin ol. Davetliler geliyor. Rezalet çıkmasın. Rica ediyorum senden. Sen merak etme anne. Biz gidiyoruz. Burak! Nereye gidiyorsunuz? Burak! Burak! Ya, Nihat bir şey yapar mısın? Ya, ne yapmamı bekliyorsun? Birazdan nikah kıyılacak. Yalvarırım sakin ol. Lütfen. Ha, ne kadar rahatsın Nihat. Ben buna inanamıyorum. Gerçekten ne kadar rahatsın. Rahat olduğumdan değil. Sadece soğukkanlı olmaya çalışıyorum. Kardeşimin bu kadar önemli bir gününde rezalet çıksın istemiyorum. Ha? Bak davetler geliyor artık. Yalvarırım. Hadi lütfen gel. Ay, Nihat gerçekten. Nihat. Burak ne yaptın sen? Tutamadım kendimi Aslı. Tutamadım. Yeter artık. Buraya kadar. Zaten bunu söylemek için geç bile kaldık. Ne olacak? Ne yapacağız peki? Ya ne yaptınız siz? Gonca bilmiyorum. Annem hiçbir şeyden haberi yok. Onunla da konuşacağız. Anlatacağız ona da her şeyi. Kabullenecekler Aslı. Bundan kaçışımız yok. Tamam mı? Aslı Burak doğru söylüyor. Önünde sonunda öğrenecekti zaten annen. Aslı güven bana. Her şeyin üstesinden geleceğiz. Tamam mı? Annem beni öldürecek. Aslı ben de seninle geleyim, yanında olayım. Bu ikimizin halletmesi gereken bir şey Gonca. Sen istersen evine bırakalım. Olur mu hiç öyle şey? Ben kendim giderim. Siz yeter ki bir an önce gidip konuşun. Ama bana haber verin olur mu? Çok merak ederim. Burak Bey. Ne oldu? Çağla'nın bir oyunu daha Halil abi. Az önce ilişkimizi açıklamak zorunda kaldık. Şimdi Emel Hanım'la konuşmaya eve gidiyoruz. Eyvah. Anneniz ne Aslı'yı ne de Emel Hanım'ı bir dakika bile o evde tutmaz. Ne yapacaksınız Aslı? Bilmiyorum Ali. Halledeceğiz bir şey. Peki. Aşkım. Ne olursa olsun ben yanındayım. Seni asla bırakmam. Her şeyi birlikte göz göreceğiz. Sonunda çok mutlu olacağız. Hüseyin al. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Bak biliyorum. Çok zor. Ama artık bundan kaçamayız tamam mı? Biliyorum. Hadi. Hazır mısın? Hazırım. Geldin mi yavrum? Anne. Benim sana bir şey söylemem gerekiyor.